Ankara Bilkent Şehir Hastanesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Selma Emre, yaz mevsimlerinde uzun süre yoğun güneş ışınlarına maruz kalmanın deri kanserlerinin gelişimini artırdığına dikkat çekti. Uzmanlar yaz aylarında artan yüksek sıcaklıklarda uzun süre bulunmanın ve güneş ışınlarına yoğun bir şekilde maruz kalmanın birçok sorun oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Yaz mevsiminde güneşten korunmanın biraz daha önem arz ettiğini dile getiren Emre, güneş ışınlarının zararlı etkilerinin arasında en önemli durumun deri kanserlerinin gelişimini tetiklemesi olduğunun altını çizdi. Güneş ışınlarından korunmanın birçok yolu var. En etkili korunma, güneş ışınlarının en yoğun geldiği saatler olan saat 10 ile 16 arasında güneşe açık alanlarda bulunmamak. Bunun dışında giysilerle korunmak mümkün. Giysilerle korunurken de giysinin özellikleri çok önemli. Hani ne kadar vücut alanını kapattığı da önemli, ancak giyilen giysinin, kumaşın dokusu, dokumasının kalınlığı, renginin koyu olması, yapısı, yünlü ve sentetik giysiler daha iyi koruyuculuk sağlıyor. Yine giysinin kuru olması daha iyi koruyuculuk sağlıyor. Bunun yanında şapkalar, gözlükler, şemsiyeler gibi gölgelik sağlayan yardımcı koruyucu ekipmanlar kullanılabilir. Son yıllarda bizim işimizi kolaylaştıran, daha etkili yöntemleri olan güneş kremleri, losyonları ile korunmak mümkün. Çok fazla çeşitli etken maddeleri var. Çok pahalı olması çok önemli değil. İçeriği önemli. Güneş koruyucu alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey kişinin özelliklerine uygun olması. Örneğin çocuklarda ve gebelerde deriden emilmeyen, fiziksel bariyer oluşturan ve güneş ışığını yansıtan mineral filtreler tercih edilmeli. Diğer kişilerde de deriden emilerek etki gösteren, kimyasal reaksiyonla ultraviyole ışınlarını deriden uzaklaştıran organik filtreler tercih edilmeli. Çünkü organik filtrelerin kozmetik kullanılabilirliği daha kolay, daha uygun. Mineral filtreler her ne kadar emilmiyor deriden ve alerjik reaksiyonlara sebep olmuyor olsa da deri üzerinde bir renkli tabaka oluşturduğu için her zaman kolay tolere edilemeyebilirler. Bu ortamın güneş alma durumuna, kişinin güneş altında geçireceği süreye, kişinin ekstra olan güneşe duyarlılık yapan hastalıklarının varlığına göre değişiyor. Bazı kişiler güneşten korunması çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin güneş altında uzun süre zaman geçirecekse eğer kişi güneş kremi bir süre sonra güneş ışınlarının ve sıcağın etkisiyle bozuluyor ve koruyuculuk özelliği kalmıyor. Dolayısıyla eğer güneş altında çalışıyorsa veya işte tatil yapıyorsa, havuza, denize giriyorsa, suyla da temas varsa güneş kreminin etkisi hızlıca kaybolacağı için 2-3 saatte bir yenilenmesini öneriyoruz. Yani. Yaş grupları olarak ilk 6 ay bebeklerde güneş koruyucu hiçbir şekilde önermiyoruz. Güneş de önermiyoruz. Güneşten tam bir korunma, uzak durmasını öneriyoruz. 6 ay ve 2 yaş arasında işte o bebekler için olan mineral filtre içeren güneş koruyucular kullanılabilir. Bazı tıbbi destekler içeren güneş koruyucular var. Bazı hastalıklara özel üretilmiş oluyor bunlar. Tıbbi seri dediğimiz güneş koruyucular. Özellikle örneğin kişinin bir deri kanseri geçmişi varsa veya ailesel yatkınlığı varsa işte kansere karşı koruyucu özellikle içerikleri olanlar tercih edilebilir.